Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yıllarca cinsel istismara uğramış olması skandalı nedeniyle hafta başından itibaren herkes diken üstünde, herkesin yüreği ağzında ve Türkiye'nin en önemli gündemi bu. Biliyorsunuz bunun meclisin de baş gündemi olması gerektiğini ifade ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi bütçe görüşmelerinin sürdürülmesini ve bunun gündemleştirilmesini istemedi. Aslında ilgili bakanlar geldiğinde gündem dışı söz isteyip 20 dakika bu konuda meclisi bilgilendirebilecek, üzerinde gruplar 10'ar dakika konuşabilecek iç düzük imkanı olmasına rağmen bilerek ve isteyerek bu konudan kaçtılar, kaçmaya devam ediyorlar. İlk başta sosyal medyadaki trolleri kendilerine müzahir gazeteciler aracılığıyla adeta red ve inkar politikalarına sarıldılar. Ardından haberi yapan gazeteyi, gazeteciyi, gazetenin sol ve muhalif bir basın yayın organı olması üzerinden hedef gösterdiler ve itibarsızlaştırmaya çalışarak haberin doğruluğunu tartışmaya açıp meseleyi bir şekilde kendilerinden uzak tutmaya ve gündemden düşürmeye çalıştılar. Ama her geçen gün ortaya çıkan belgeler haberin, habercinin ve gazetenin lehine ve olayın ne kadar vahim olduğunu göstermesi açısından mağdurun ve tüm Türkiye'nin aleyhine gerçekleşiyor. Ve şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İktidar partisinin olayı mümkün olduğu kadar hafif ve üstünden geçerek gündemden düşürme çabasının artık hepimiz farkındayız. Mızrak çuvala sığmıyor. Ve nihayet bugün ortaya çıkan, daha doğrusu aslında hep ortada olan ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bazı gazetecilerin bugün hakimiyet sağladıkları deliller onları da utandırmış ki ayrı ayrı özür dilemeye başladılar. Ve bugün yine gazetelerde olayın bundan 8 yıl önce hem de mağdurun kendi el yazısıyla dahi çok bütün açıklığıyla ortada olduğu halde bir takım kemik yaşı daha büyük birisinin mağdurmuş gibi gösterilerek soruşturmanın nasıl kapatıldığı da ortaya çıktı. Bu işin peşini bırakmayacağız. İddianame kabul edildi. Mayıs'a gün verdiler. Niye Mayıs'a gün veriyorsunuz? Bu kadar önemli bir konuda, kamuoyunun bu kadar hassas olduğu bir konuda bir an önce ilk mahkemenin görülmesi, ilk ifadelerin alınması gerekmez mi? Niçin Mayıs? Peki iddianamede sözde eş için 67 yıl isteniyor. Sözde baba için 22 yıl isteniyor. Ve bunlar tutuksuz yargılanacak. Buradan bütün vatandaşlarımızın vicdanlarına sesleniyoruz. Örneğin Sedef Kabaş attığı bir tweet yüzünden İzmir'de bir partilimiz Banu Özdemir aslında hiç ilgisi olmadığı şimdi ortaya çıktığı beraat ettiği bir durumda camiden müzik yayınını Twitter'dan paylaştığı için bir ses sanatçısı prova sırasında bir arkadaşına yaptığı bir şakanın sosyal medyaya yayılmasıyla Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı yıllar önce Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen bir tweet'i bulunarak, başka şeyden kızılıp o tweet bulunarak yüzlerce binlerce kişi yatarı bir yıl iki yıl bile olmayan cezalarda tutuklanıyor. Boğaziçi'li öğrenciler teker teker beraat ettiler ediyorlar. Tutuklayıp içeri koydular. Ama bu sözde eş ve sözde baba tutuksuz yargılanacak, öyle mi? Kim koruyor bunları? Kim koruyor bunları? En ufak bir durumda hep bir ağızdan hedef gösterip saldırıp tutuklama gerçekleşene kadar susmayan o muhafazakar gazeteciler, o iktidar yanlısı siyasetçiler, iktidar partisinin milletvekilleri, troll orduları
6 yaşında çocuğa gelinlik giydirip kendi el yazısıyla resmi nikahım kıyılana kadar her gün bana tecavüz etti diyor. Ve onun bir cinsel istismar olduğunu büyüdükçe öğreniyor. Reşit olunca da bir an önce kurtulmak için boşanma davası açıyor. Daha gerisini anlatmaya, buralardan söylemeye terbiyemiz izin vermiyor. Dilimiz tutuluyor arkadaşlar. Bu kadar rezil bir durumda bunların tutuksuz yargılanmasına hiç mi itiraz yok? Bir tweet'i hedef gösterip şu tutuklansın. Ey utanmazlar. 3 gün önce haberi yazan gazeteci tutuklansın diye tek açtınız siz. Haberi yazan gazeteci tutuklansın diye bugün yeni öğrendiklerimiz dilimiz tutuldu özür dileriz diyorlar o gün öyle dedik diye. Peki bu insan tutuklansın demeyecek misiniz bu iki canavar? Bu iki alçak tutuklansın demeyecek misiniz? Kaçmasını mı bekleyeceksiniz? Yargılanma için seçim geçsin diye bekliyorsunuz. Çünkü sizin yaptıklarınızın yarattığı vasatın tartışılmasından korkuyorsunuz. Bunların nasıl kayrıldığından korkuyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu vakfa ne yapacak? Susuyorsunuz. Benzer durumda ne vakıflar ne tarikatlar var. Onlar konuşulmasın istiyorsunuz. Bir de sonra geri gelince hepimizin kızı var, hepimizin çocukları var. Bu kadar bir iktidar partisinin kalbi nasır bağlamış olabilir mi? Hadi diliniz nasır bağladı da vicdanınız da mı sızlamıyor? Partinin faydasını çocukların faydasının önüne koyuyorsunuz. Toplumun faydasını bir partinin faydasının önüne koyuyorsunuz. Herkes her şeyi biliyor, görüyor ve bugün sizin yapmadığınız, sormadığınız hesabı bir gün sorulacağını ama esas hesabın da sizden sorulacağını bütün vatandaşlarımız biliyor. Sandıkta sizden bunun hesabını sormadan birçok hesabın sorulamayacağını, üstünün örtüleceğini veya yanından böyle teğet geçilip gidileceğini ve gidildiğini hep birlikte görüyoruz. Diğer yandan artık rejim öyle bir noktaya geldi ki rezillik paçalardan akıyor. Rezillik paçalardan akıyor. Bir meclis başkanı, bir siyasi partinin genel başkanının davetiyle, o siyasi partinin milletvekilleri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ile birlikte gidip toplantıya katılıyor. Bu toplantı Mustafa Şentop'un katıldığı anayasa teklifi hazırlık toplantısı. Bu toplantının yapıldığı kamuoyu tarafından alelinleşiyor, öğreniliyor, biliniyor, haberleri çıkıyor. Artık tarafsızlığı tartışmalı, özür dilemesi gerekirken bunu eleştirenlere TRT kamerasından, Belgrad'dan canlı yayın açtırıp oradan cevap yetiştirmeye çalışıyor ve diyor ki anayasada tarafsızlık yazmıyor. Anayasayı yazanlar meclis başkanının tarafsız olması gerektiğini Türk milletinin aklını alaya almamak için oraya yazmamışlar tarafsızdır diye. Diyor ki meclis içinde dışında partisinin toplantılarına katılamaz. Daha ne yazsın sana? Tarafsız yazmıyor diye o toplantıya gitmiş. Toplantıya katılamaz yazmış. Katılmışsın. Sen mecliste oy kullanamazsın. Sen görüş bildiremezsin. Şahsına sataşılmadıkça tartışmalara dahil olamazsın. Ama diyor ki orada grup başkan vekilleri de, orada meclis başkan vekilleri de yazıyor. Türkiye bu tartışmayı çok yapmış ve demişler ki meclis başkan vekilleri nöbetleşe yaptıkları için 5 haftada bir nöbetleri sırasında tarafsızdır. Onun dışında katılsınlar. Sizinki de katılıyor, diğer partide de yıllardır bütün partilerin katılıyor. Ama sen meclis başkanısın. Oy kullanamıyorsun. Anayasa diyor ki bir tarafta oy kullanmasın. Gitmiş toplantıya katılmış. Utanmadan, sıkılmadan ben tarafsız değilim diyor. Ben tarafım diyor. Tarafsız yazmıyor çünkü diyor. Dünyada hangi meclis başkanı bu sözü? Bu sözün İngilizcesi, Fransızcası, Almancası, İspanyolcası falan yok.
Arapçası varsa da bir yerlerde vardır. Meclis başkanı tarafsızdır. Tarafsızlığına da halel getirecek hiçbir şey yapmaz. Ama böyle bir utanç. Sonra kendini savunmaya girişecek. Diyor ki, efendim ben yasağı da teklifine de imza attım. Kimse ses çıkarmadı. Yalan. Açıkça yalan. Bakın bu tutanak. Kimse ses çıkarmamış. Özgür Özel tutanakta konuşuyor. Tutanak altında, meclis kayıtlarında. Sayın Başkan kanun teklifi vermiş. Bütün gruplarla görüşmeden. Bir meclis başkanı imzası. Eyvallah, arkadan Süreyya Bilgiç. Dedim ki herhalde bütün grupların meclis başkanları. O da olur ama İyi Parti nasıl olacak diye düşündüm. Herhalde hepsinden imza alacak dedim. Bir baktım altına, sadece AK Parti ve MHP'nin meclis başkan vekillerinin imzası alınmış. Ya Yassıada'da bile, Yassıada'nın yasını paylaşma ayıbını ortadan kaldırmada bile ortaklaşmayan bir meclis başkanı. Kim? Sanki Cumhur İttifakı'nın meclis başkanı. Sen tarafsızsın, görevin bu. Herkes destek atarız demiş, şunu getirip sormuyor. Hadi bizden utanmadın deyip devam ediyorum. Ben tarafsızım. Ya sen nasıl tarafsızsın? Daha nasıl taraf olacaksın? Yani hakikaten şunu geri çekip bu utancı meclis tutanaklarından çekin bari demişim. Ama tutuyor, diyor ki yasada da attım, itiraz olmadı. Daha ne itiraz edeceğiz? Çekin bu utancı meclis tutanaklarından. Niye imza attın tek başına demiş. Şimdi bakın, bu meclis başkanlığını ilk kez şentop yapmıyor. İsmail Kahraman hiç imza atmamış. Eleştiririz. Çok yanlışlar yaptı. Ama böyle bir yanlış yapmadı. Cemil Çiçek atmış. Tek başına atmış. Ama neye atmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği kanun teklifine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kanun teklifine. Kendi göreviyle ilgili bütün milletvekillerini ilgilen tarafsızlığa uygun imza atmış Cemil Çiçek. Köksal Top'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iç tüzük önermiş. Zaten diyor ki meclis başkanları iç tüzük önerebilir, kanun teklif verebilir. Ama kendin vereceksin ve tarafsızlığına halel getirmeyecek. Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı kanun teklifine imza atmış ve meclis iç tüzüğüne imza atmış. Bakın, meclis başkanları eğer sıcak siyasetin içinde tartışma konusu bir meseleye imza atarsa taraf olur. Ve bunun artık tarafsızlığı kimsenin kabul etmeyeceği, yönettiği oturumlarda verdiği kararlar tartışmalıdır. Ben çocukken Beşiktaşlıydım diye maçın hakeminin Beşiktaş forması giydiğini gördünüz mü? Ben çocukken Galatasaraylıydım diyen hakemin odasında arkasında Galatasaray'la ilgili bir amblem olsa, Fenerbahçeli, çocukken Fenerbahçeli olan bir hakem Fenerbahçe'nin kongresine gitse, çocukken Trabzonlu olan bir hakem tutup da maç sırasında, devre arasında Trabzon taraftarlarına çakçak yapsa, nasıl olacak bu iş? Olacak iş değil. Minareden at beni, in aşağı tut beni. İmzayı atmış, sonra AK Parti milletvekilleri kanun teklifini kendisine götürüp sunuyorlar. Zaten imzacı adam orada ya. Nasıl tarafsız bir meclis başkanı sıfatıyla onu gidecek de teslim alacak falan. Gerçekten Mustafa Şentop'un meclisi düşürdüğü bu duruma kimse meclisi düşürmedi ya. İsmail Kahraman kurucu kadrolara karşı husumet beslerdi. Atatürk'ü anmaz diye eleştirirdik. Birçok meclis başkanı eleştirecek yanı var. Ama ya bu kadar da artık ayan, beyan, gözle görülür, şeklen, ya bari toplanıyorsun, gizli toplan. Şekli bozma, millete küfreder gibi yapma. Hadi yaptım, bari özür dile. Ben partililerin geleceğini bilmiyordum, Cumhurbaşkanı beni yalnız çağırdı dedim de. Ama bu kadar da olmaz. Bir de sonra üstüne savunuyor bunu. Bir de gidiyor imza atıyor. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet. Diğer yandan verilen kanun teklifiyle ilgili Özlem Hanım, Özlem Zengin, dün hepimizi destek vermek diye çağırıyor.
Hem de demediğini bırakmıyor. Biz her konuda eleştiriye açığız. Genel başkan helalleşme sürecini başlatırken neler söyledi biliyorsunuz. Tutanak altında da söyledim. Geçmişte yapılmış hatalardan, çekilmiş acılardan ders almak lazım, husumet çıkarmamak lazım diye. Kaldı ki bu başörtüsü meselesinde. Geçmişte CHP'de görev yapmış birkaç ismin tutup da bugün CHP'yi topyekün o sürecin sorumlusu gibi gösteriyor. Haşa. Ne iktidardayız? Bu kardeşiniz okuduğu okulda o gün başörtüsü yasağına karşı çıkanlar arasında. Bunu herkes biliyor. 100 kez konuştuk. Yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu telefon açıyor yok başkanına. Diyor ki ya niye uğraşıyorsunuz çocukların başörtüsüyle? Diyor ki siz karşısınız. Ya bırakın uğraşmayın bu işlerle diyor genel başkan olduğu dönemde. Ve bu sorun öyle çözüm sürecine giriyor. Üniversitelerde o günden sonra bu sorun olmaktan çıkıyor. Sanki 28 Şubat sürecinde veya başörtüsü yasayla ilgili 81 ilde bütün ilçelerde nerede bir yanlış yapılmışsa sanki CHP. O zaman ne CHP iktidarda ne bir şey. O dönem bazı yanlışların içinde olmuş kişiler CHP'de şu göreve gelmiş 2-3 kişinin ismi üzerinden bütün bir dönem. Bu tuhaf bir fırsatçılık desem fırsatçılık değil. Açıkça bir istismar. Saçma sapan bir şey. Bugün geldiğimiz noktada bir kanun teklifi verilmiş. Kanun teklifini hukukçular inceliyor, milletvekillerimiz inceliyor. Genel başkan yardımcılarımız inceliyor. Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında o kanun teklifinin içeriği üzerinden ve meselenin siyasi olarak değerlendirilmesi üzerinden açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Ama bu süreçte mümkün olduğu kadar buna istismarcı bir şekilde yaklaşmanın kimseye faydası yok. Yani AK Parti'ye de bir faydası yok. İkiyüzlülükleri ortaya çıkıyor. Başka bir şey ortaya çıkmıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunun da altını çizmek isteriz. Elbette Türkiye'nin bugün bir meclisi var. Bu meclisin bir gündemi var. Kendi gündemine hakim. Ne zaman neyi görüşeceğini, ilgili komisyon, genel kurulu ne zaman neyi görüşeceğini milletvekillerinin çoğunluk kararı karar verir. Bir önerge verdiler, bir anayasa değişikliği teklifi verdiler. Ardından efendim Şubat ayında ele alırız, Ocak sonunda konuşuruz, Şubat ayında gelir, Şubat sonu gibi kanunlaşır falan gibi laflar. Bir kere bu ne? Bu karar kim verdi? Nerede verdi? Belli ki külliyede verdiler. O toplantılarda verdiler. Peki Şubat nereden çıkmış? Ben bunlara diyorum ya çakma Orban diye. Orban seçim sandığında kendi sandığına faydası olsun diye başka bir sandıkta başka bir şey oylattırıp oradan gelecek rüzgarla kendi yelkenini şişirmeye çalıştı ya. Seçimi kaybedeceğini anlayanlar şimdi başörtüsü üzerinden bir anayasa değişikliği yazmışlar. Eylül-Ekim ayında konuşuyorduk. 2 gün sonra geliyor. Haftaya geliyor, öbür gün geliyor. Bugüne geldik. Yazdılar, verdiler. Şimdi Şubat sonu. Neden Şubat sonu? Sonra Cumhurbaşkanı'nın onayında da bir süre bekletip 2-3 sandığı bir araya getirmek. Hani siz temel hak ve hürriyetlerde referandum yapılmasına karşıydınız? Cumhurbaşkanı öyle söylemişti en son. Sonra Adalet Bakanı öyle demedi de böyle dedi diyerek aslında niyetin ne olduğunu tekrar açık etmişti zaten. Mesele baştan aşağıya metinle, şekille, imzacılarla ve takvimlendirmeyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreci istismar etme çabasından başka bir şey de kokmamaktadır. Neyin ne olduğunu hep birlikte görüyoruz ve bu süreci de en sağlıklı şekilde takip edeceğiz. Ancak bir kez daha söylüyoruz. Bütçe meclisin önemli bir işidir. Ancak bu yaşanan 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili olayı mecliste sorumluluğu olan 5 bakanın gelip iç düzük olanak verdiği halde talep edip de meclisi bilgilendirmemeleri ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız?
ve bu konuda meclisin görüşlerini almadan buradan gitmeleri, bu meselenin kamuoyundan, gündeminden bir an önce düşmesi ve bu meselenin tartışılmasında kendi sorumluluklarının ortaya çıkmaması ile ilgili çabalarından kaynaklandığına ilişkin bir kez daha altını kalın kırmızı çizgilerle çiziyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa buyurun. Değerlerine değindiniz ama Şentop'un bir ifadesi daha var. Dini değerler düşmanlıdır, başörtüsü düşmanıdır. Yani CHP'nin bu tepkisinin nedeni çünkü içerisinde başörtüsü geçiyor. İşte sizin o daha önce konuşmanızda verdiğiniz örneğe devam olarak kurdu bu cümlelere. Böyle bir suçlaması var. Şentop'un Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kurduğu o bütün cümleler hadsizlikten başka bir şey değildir. Şu anda Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı değil, sarayın buraya atadığı memur statüsüne indirmiştir kendisini. Emir komuta zinciri içindedir. Sarayın yaveridir. Sarayın yasamanın başına atamaya çalıştığı kayyumun tekidir. CHP'ye bu kadar sıcak bir konu üzerinden böylesine yaptığı bir eleştiri kendi suçluluğunu ve kendi görevini kötüye kullanmayı örtme çabasından başka bir şey değildir. Kendisini bu parlamentonun tarihine kara lekelerle, çamurla yazdırmıştır adını. Bir meclis başkanının bir parti toplantısında gidip çalışıp oradan çıkan metne imza atması meclisin şanlı tarihine en kara leke olarak kaydedilmiştir. Bu kadar net. Tabii buyurun. Sorum olacaktı. Şimdi bu takvime de aslında ilişkin teklif verdiniz ama bu iki maddelik teklif her ne kadar toplantı değerlendirdikten sonra çıkacağını deseniz de genel çerçevede önden bir yorum olabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz bu teklife ilişkin olarak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklife olarak karşı nasıl bir tutum alacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organı Merkez Yönetim Kurulu tartışacak. Ayrıca biz kendi Merkez Yönetim Kurulu'nda kararımızı oluşturduktan sonra öyle tahmin ediyorum ki Sayın Genel Başkan bunu altılı masadaki altı Sayın Genel Başkan'la da konuşmak isteyecek. Ondan sonra da altılı masanın bir birlik ve bütünlük halinde bir tutum içinde olacağını öngörüyorum, tahmin ediyorum ama MYK toplantısından önce benim bir şey söylemem içinde bulunduğum kuruma bir saygısızlık olur. Başka soru var mı arkadaşlar? Özlem Zengin'in kanunla gelen kanunla kalkar o yüzden ana değişikliği gerekiyor cümlesiyle. Özlem Zengin'e şunu sormak lazım. Şunu açıkça söylüyoruz. Biz anayasada bu tip özgürlükleri güvence altına alınan kısa anlaşılır maddeler yazılmasını savunuyoruz ve önümüzdeki dönem saray tarafından enfekte edilmiş hatta ta en başındaki başkanına kadar enfekte edilmiş bu meclis yerine bir sonraki meclisin gerçek anlamda sivil, her türlü tahakkümden uzak, toplumun baştan sona tartıştığı, tüm kesimlerinin görüş bildirdiği bir anayasayı yapacağına, orada da başı örtme ya da örtmemenin güvencesi, her türlü kılık kıyafetin serbestisi güvencesinin de olacağı. Bunun yanında tüm dezavantajlı grupların kayrılacağı, korulacağı, pozitif ayrımcılık maddeleri gibi çağdaş maddelerinde olacağı bir anayasayı hep beraber ilk seçimden sonra zaten yazacağız. Bu konuda çalışıyor muyuz? Bugün sabah Sayın Genel Başkan, benim de katıldığım Türkiye'nin 81 ilinden gelen 25 yaşın altındaki genç hukukçularla bir anayasa çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Şu an çalıştay devam ediyor. Saat 3.30'da o çalıştayın sonuç bildirgesi, sonuç toplantısına katılacağım. Sayın Genel Başkan öğleye kadar ki kısımlarını takip etti. Ama bunların hepsi gelecekteki özgürlükçü ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını karşılayacak ve kucaklayacak yeni toplumsal mütabakat için ön çalışmalardır. Yoksa aldık kalemi elimize, vardık saraydaki reisimize, huzurda ne dediyse yazdık, bunu da geçirdik. Bundan sonrası kolay, yok öyle bir dünya.
Anayasalar Erdoğan'a yapılır, siz Erdoğan'a yaptınız. Anayasalar Erdoğan'ın geleceği düşünerek değiştirilir, siz Erdoğan'ın seçim kaygılarıyla anayasa değiştiriyorsunuz. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci mümkün olduğu kadar katılımcı ve çoğulcu yürütülmesi gerektiğini hep savunduk, savunacağız. Ayrıca da Alevi olduğu için, Kürt olduğu için veya toplumda bir başka sebepten ötekileştirilmiş kişilerin de güvence altına alınması tüm etnisitelerin, tüm mezheplerin ve tüm ötekileştirilenlerin güvence altına alındıkları değişikliklerinde hep birlikte sade, kısa, net ve anlaşılır bir şekilde yazılması lazım. Siz anayasaya ne yazarsanız yazın ayrıca. Uygulayıcıların kötü niyetini de görmek lazım. Siz soruyu soran bir basın mensubu olarak ben size şöyle cevap vereyim. Sizinle ilgili anayasada ne yazıyor? Basın hürdür, sansür edilemez. Bu kadar net, kısa bir anayasa söylemi, bu kadar mükemmel bir söylem olabilir mi? Peki bugün Türkiye'de sansür kanunu çıkmadı mı? Çıktı. Peki basın sansür ediliyor mu, edilmiyor mu? Otosansür var mı, yok mu? Sopa tepede mi, değil mi? O yüzden Özlem Hanım anayasayı temel güvence görüyorsa, harika bir güvencede olan fikir özgürlüğünün ve basının istismarcı bir iktidar tarafından ne hale getirildiğini de görsün. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz.